Orada bayağı kilise falan var. Onları da gezeceğiz. Şu karşı taraftaki mesela. Şurası kilise. Ve bayağı yani böyle içerisinde aşağı doğru iniyor. 10-15 tane odası var. Küçük durduğuna bakmayın. Buradan gün doğumunda balon da kalkıyor. Yeni başlattılar. Sanırım geçen seneden beri bir şey oluyor. İkinci bahar kamp alanının yanından patikalar gidiyor çevredeki kaya kiliselere. Burası önceden topraktı, parke yapmışlar. Gayet güzel görünüyor. Geçen sene yoktu bunlar. Büyük ihtimalle bu girişteki yolda parke yapıp tamamen girişi ücretli yapacaklar. Ama güzel yani en azından. Böyle baharda falan yağmurda gelecek olursanız buralar çamur oluyordu. Artık öyle bir şey olmayacak. Böyle bir kanyon. Nasıl, beğendin mi? Çok güzel. Burası kubbeli kilise. İç kısmı çok farklı. Da sesler geliyor, yılan mı artık neyse. Burası büyük ihtimal bu sene oldu. Çünkü aynen. Geçen sene burası sağlamdı. Yani önlem amaçlı bir şeyler yapılabilir mi? Bilemiyorum ama mahvolmuş o taraf. Buradaki yapılan hepsi kilise. Ama bayağı çatlamış içerideki sütunlar. Neyse, buraya girmeyelim. Karşı tarafta da var. Şuralarda da var. Şuraya bakabiliriz. Buranın da kubbesi. Şöyle. Çökmüş ama ne zaman çökmüş bilmiyorum ama. Evet. Burası farklı ama buranın da kubbe tarafı. Tarafları falan çok güzel duruyor. Şimdi şöyle bir manzaraya geldik. Yani şu an güneş var biraz. Çok şey olmuyor ama belli olmuyor. Burası eski, çok eski yerleşim yeri. Bu arkadaki tepeden buraya heyelan sel olduğu için burayı öbür tarafa taşıdılar. Ama bahsettiğim yer. Kamp alanı vadinin tam girişinde. Bayağı güzel ya böyle yeşil. Drone'la biraz görüntü aldık. Araya onları koyarım. Vadiye gider miyiz bilmiyorum ama yarın girersek orada da bir şeyler çekerim. Desene oğlum, ne bileyim ben şey, yaptıktan sonra çekeceğim sana yanda. Nasıl? Thank you.
Yaklaşık 40 dakika kadar.